Kıymetli misafirlerimiz, 5 Şubat 1997 Gulca katliamı ve bu olayla ilgili gerçekleri kendisinden dinlemek üzere. Olayın bizzat şahidi Sayın Kasımcan Damollam'ı huzurlarınıza davet ediyorum efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve men velâ emmâ ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Müşir sorumlu katlaşkan ustazla, rehberle ve bütün cemaatçilikke Allah Subhanehu ve Teala'nın güzel selamları, rahmetleri ve bereketleri olsun. Bugünkü ben sözlemekçi olan tema, yani bunundan 22 yıl burun Şarkı Türkistan'ın şimalığı caylaşkan Gulcı diyarda yüzbegen 5. Fevral İnkılabı'nın şehidi diyen temada söz kılmakçı. Gerçi bayan riyasete çok doğandık, nek meydan şahidi bulmuşsun mu? Şu diyarda üsüp itilgen, şu vakanın oldu kendiki ehvallahı şahit bulan. Ve şu vakadaki şehidinin ki keçirmişlerini ondan artık şahitten sohbet arkalık algallıkım tüfeyle bu şehidimizin ki bazı bir keçirmişlerini bu tercümanını kerindaşlarımızla sunmak için. mübarek şehidimiz olsa, yani şu vakitteki 5. Fevral İnkılabı'nın yetekçisi, bütün Uygur milletinin şereflik, fakirlik oğlanı, Şarkı Türkistan'ın şereflik şehidi Abdülhalil Abdümecid'dir. Abdülhalil Abdümecid 1969 yılı Boyanda yiğisinde tutulup, başlangıç seviyesini tutturgendirken, Gulcı şehri Karvay mahallesine köçken. Atağını sözen şu yerde doğru gerlik bilen şuğunu işlem birge, özünün buğusu Meksum Acım ve tağısı İbrahim Acımlı'nın Kur'an savatlık bulgan. Ve yine özünün mektep hayatını devamlaştırıp, tuluk otlarını Karvay mahallesi de tutturgen. Ve şu mezgillerde yani 90. yıllarda udul gelgen bulup, 90. yıllarda yani sözümüzde bırak aldığı asak, hemimiz gibi malum bugüne dek bu Gulcı diyarı 1944 yılı yani Şark Türkistan Cumhuriyeti kurgan şereflik bir rayon bulup, bu rayonda en aşı Şark Türkistan Cumhuriyeti'ni kurgan, en aşı boğullarımızdan, en aşı ecdatlarımızdan evlatları yaşayan fakirlik bir diyar idi. Bunu bu şehitlerimizden, bunu bu mücahitlerimizden, evlatlarının iyiliğisinden, imanından, vicdanından, cesaretinden yandırıp etmesek, bu vakit ikinci kıtın bulup kaladı o diken bu din düşmeleri çıplaz kapırla, bu Gulcı diyarına taraf taraflardan düşmelik ve suikastke kılıçkı başladı. Suikastlerden birisi taraf taraflarına arak kavakalları, parça tamakı dukalları, hatta ki zehirli çekimlikini azam baharisi itip, Gulcık yaşlarını zeherlik çekimlik ve haraklavadan aldıp gitti. Hatta ki bu suikastke nurgun yaşlar getirilgen bulup, bazıları toy tükürlerde harak sıladığan, şarapsık buladığan, bazıları ak tamakı kuma olup, köçüllerde itip kalan veya ki şunun ticaretine kirişip gitken mi buldu. Ve bunun esardının yancıkçılık ve uğurluk mu naiti küçüyüp gitken idi. Muşu vakitinin özüde en az Gulcı yaşlarının bir türküm yaşla. Bana muşu yaşlarımızını, kelecekten evladını biz kandak boğan da bana muşu asaretten, bana muşu iğir zulümden ve bana muşu iğir ahvaldan kurtuldurumuz diye vakitte 5-6 ismini ataşına doğru gülmedim. 5-6 şu mücahitle bir yere gekilip bu halepini biz çokum kutkızmasak bombaydı o deyip deslepte ili meşrepinin ibareten bir meşrep pahalitini oralaştığına neydi. Bu meşrebinin asası maksidi yaşlığa edep aklak, örf-ü adet, şerme haya ve namaz ve ibadet ügütüş, nur kullarına Kur'an savaat çıkırış idi. Destepte bu meşrebinin başlandığı vakti 1994 yılı küz vakitka doğru gelgen bulup bu meşreb yaşlarının kızgın alkışı erişti. Nur kullarının yaşla bu sepki getirildi. Şunun olan birge bu yaşta süratli diziltiş için yaşlarının celip kılışını, yaşlarının celip kılışını güçlendiriş için futbol müsabakalarını oralaştırdı. Bu oralaştırışta asası bununla planlı güçü, oralaştığı güçü, hem işini öz kulu yakı buyruk olan kılı güçü bu mübarek şehidimiz Abdülhalil Abdümecid idi. Abdülhalil Abdümecid'in bana bundak cengivarlıkı plan bilen naidi tertiplik ilip bakan haletlerden naiti endişe kılgan Hıttay kapırları
Abdülkadir Necip'ne 95. yılının 6. veya ki bazı perindaşlarının deyişe 7. ayda turmağa attı. Turmak etip sabdaşları nurgulluğun yol ve hizmetlerini kılgan bolsa mı tutuldurış imkaniyeti, turmadan açıkış imkaniyeti olmaya kaldı. Ama bunun da boyu ermegen, öz sabdaşının ağırlık kılışka çedemegen, öz sabdaş için varlıkını feda kılışka teyyap olan bir türküm yaşta köpçelikke mealim olmağın 1995 yılı 8. ayının 14. günü Tunca katımlık namayışını Gulci şehri Döngmele Güllük Mescid'in aldığının teşkilinip 152 yıkın eden başlap ahırda 600 yetken bu namayış etirti bizdeki Gulci'nin yani Kusul Kuçisi diyen rayonu gelip doktaldı. Bana bu vakitin özü de yani Abdülkadir türmediydi. Ama Abdülkadir türmedi bozu mu? İşki cahitten haber çıkırış arkalık, başkalardan gep çıkırış arkalık kerindaşlarına rıhbetlendirip türetti. Meşrep'nin yok olup gitmesliği, faaliyetten yenip kalmaslık, faaliyette devamlık candırıp, canlandırıp, hani aşu, Hıhtay'ın suikastik kırpak itibakan yaşlarını, bu işplas, neciz kapırının bu hatallik kılıdın kurtulduğu için devamlık plan tüzüp durattı. Bana bu namayışı şeye gelip doktorluğa vakitinden üzere, Gulcu'nun şu vakitki şehir başlığı Polat Sıcağı'nın arınışı arkalık, üç vekilini teklif edip bu namayışa naiti verdivilen ayaklaştı. Bu da üç kıl meksedine kalıp şu Polat Sıcağı'nın işkanısı girgeniydi. Birinci, biz Şarkı Türkistan evladı, biz Gulcu halkı, biz Gulcu'da özümüz kalgan faaliyetini elip barışımız gerek. İbadetimizi kalgancı kılışımız gerek. Meşrifimizi devamlaştırıp şu Hıhtay'ın, Kapra'nın şu suikasti, şu pilallara kirip gitken yani Uygur yaşlarını meşrif arkalık, edep ahlak, örf adet, ibadet ökülüşümüz gerek. Bunu yol koysan. Şunu olan birge yaşlarımız ne? Ten sağlık ve beden kuvvet cihati yıldızları için oranlaştığın en aşı futbol faaliyeti, ten terbiye faaliyetini yolu koysan ve bizden rehberimiz, bizden kerin dışımız, sep dışımız boğan Abdülkadir'i koyup bir sevdiğen üç teklifini koygan dedi. Ulan makul deyip koyup ona deyken bunu icra kılmadı. Hatta ki terap kareplerde asaslık güçlerini tutkan buldu. Asaslık kişilerden Abdülkadir'in en yakın sevdişi olan Rahmettay kardeşimiz nakşu vakitte tutuldu ve müddetsiz kesildi. Bunun için bu talep icra kılmak aşka Abdülkadir Abdülmecid özünün ikinci planını oturuğa çıkardı. O planı olsa türmede açlık ilan kılışıydı. Açlık ilan kılış arkalık naiti zayıf düşkütken, naiti aciz düşkütken idi. Hatta türlü sakçıları Hıhtay'la korkup ensirip, ölüp getirdi o deyip doktorhanına, doktorhanından ensirip öyüge çıkıp koygan idi. Allah'ın rahmeti, Allah'ın şifalık veriş veren birkaç ay dinkin bu mücahit, bu şehidimiz öz eslige geldi. Abdülkadir Abdülmecid, yani aşık türlü diyetka vakitimizde, bizim Şarkı Türkistan'ın cenibudun kilip tutulup kalan bazı ahli ilimle bilen, alımla bilen bir türlü diyetip kalan. Ulardan nuru kılgan akidevi ilimlerini, davet pilallarını, şunun müdasuretlik ayet ve hadislerini köpünü yadılvagan veya ki kimigi yizip çıkıp elik sakayga vaktinkin ene aşu davetine ilip bagan edir. 96. yılı kege vaktinizde Abdülkadir Necip'in şu türmeden çıkılığa vakti 96. yıllarının 5'e 95. yılının ayı doğru geliyordu. Ay külleri bilen hatırlayış veya ki malumat eliş selkiyin boğallık için yıl sahanını de bildirip gittin. 96. yıllarının 5'de yani Abdülkadir Abdülmecid şu türmeden çıkkındayken hani şu ağan talimatı, şu erişken akide, müstekkemliği asasen Gulcu diyarda dini davetini mehbi şekilde yaygan idi. Bu dini davet bir yıl içinde Allah'ı tesir gösterken bulup bütün Gulcu'nun nahiye, yezi kışlaklarına kadar tarkıgan idi. Şu yezi kışlaklarına tarkıgan şu meşrepten biz bu bir türküm suyunu işken mi boğan idik. Abdülkadir Abdülmecid hatta ki bu davetini her tarafı kapırış için Ürümçi veya ki Kaşgar taraflarına sefer kılgan boğan idi. Abdülkadir Abdülmecid bunu naiti planlılık, teşkillik, naiti etraplık oranlaştırılan bulup bir yıl içinde Gulcu'da pütülley arak dükkanları takılgan, tamak satıdığın dükkanlar azaygan, ak tamak çekildiğin edemler naiti az kalgan, mescitlerde yaşla tolup ketken naiti güzel bir muhit asıl bulgan idi. 96. yılının ahırı kege baktığında işplas, neciz bu kapır, ene aşu
сәпке қошылған оғыл деместін, қыз деместін, ана деместін, дады деместін, кішік деместін, чоң деместін, тәрәп-тәрәпләді тұтқан қылышқы башылды. Чүнке жаштырымыз бәзілер сақал қойған, сыңыл ба ачылырымыз оранған, яғылықларыны алдыдын чеккен, той төкелләді арақ шараплар түгіп, ислам елашқан бір мойыт еді. Бұны біліп қаған, бұның қатырны білген нежес капырла, қары қолыны бұныңғы ұзатты. Бұл вақыттың өзі де бұныңғы чыдап тұрамыған капырға біз «Ла иләхі илләллах» деп ешедің, бұл біздің вәтініміз, біз денімізді қылышымыз керек деп мейданға шыққан бір төркім еш, яғни мәшреп әхлі, бұла шыққымың әмімізге мәлім болған 1997 жылы шыққынжы айының 4-ші күнісі башқы яқлағы қабар беріш білен бірге 30-ын артық жәңгі бар еш, Қадір кечесін өткізіп, дұға тәкбірден кейін Ғолжы шәһірінің Қытай уәзірі деп аталып қалған райондағы Тақтай мәсжиттің сарап қадими мұншханасына кіріп, әрбірсі ғұсыл тәһарат іліп, шу мәсжиттің өзінде ішкі әрекет намаз оқып, бір-бірсінен разылышып, бір-бірсінен видалышып, Аллаһ жолында бүген майданға шығып, исламның хақиқатын бүтін халық аммасына Ғолжы халқына оқытырмыз. Өзіміздің мейданыны капырға қаршы, зұлымға қаршы, әқиқи жасаратымызды намаян қылымыз. Деген асаста бұла топланды. Бұланың топланған вақты, намайшы іліп баға вақты, әмімізге мәлім бұғындек, 97 жылы 2-ші айының 5-ші саат 8-дің дағымлашқан еді. Бұла, манымушу вақытының өзі де, дәстіліпті 300-дің 400 кетшіге дегендер сөзілер болсымы, дәстіліпті аз болсымы, амма, Ақырқы нұқтығы бағычы 5-6 мыңға еткен еді. Чүнке әне әші мәшірепнің тәсірі де, дәвәтнің тәсірге аваз қошқан, иманға мұстәккен болған, Аллахның мұхаббітіге ерішкен, Аллах қоқыншысы қалбігі сенген әне әші яшла. Ислам үшін барлықын пида қылышқы тәйят оған, әдәп ақлақ шәрімі хаяға тәрәпкі айланған әне әші яшла, тәрәп-тәрәптің бұл сәпке қошылды. Бұл намайша давам башынып мағды. Намайшыды ола әр бірсі бір-бірсігі гәвдісіне ғырәлішкен халетті. Аллаху Акбар деп, «Ла иләхі илләллах Мұхаммеда Расулллах» деп, әміміз баям көген «Ла иләхі илләллах Мұхаммеда Расулллах» деген ашы лозунгыны көтіреп, тілілерді тәкбір «Аллаху Акбар» деген халетті ғуджи көчілеріні, ғуджи көчілеріні садалыры білен, тәкбірлері білен жаңағыл төбеткен еді. Ұла әттәкі маңамай қалымыз, еріп қалымыз деп, қымет бағалық пәлтоларыны, құрым чапаларыны, нұрғы чапал тұмақларыны ерігі ташлы өткен халатларды, мәйдісі де, бәзілер асомайқы да, бәзілер елін кемләді, бір-бірсі гәуілешкен халатты, күфірға қаршы, зұлымға қаршы, Қытай ішпласырға қаршы мәйданға аттанған еді. Ама ұла қатты елмыған еді. Әң ақыры Ғолжы шәһірінің Чоң бағытшысы болған Ван Қадыр бегінің ені деке Гезит ханның алдыда топлаштырылып, су кеш машинасы білен, газ чықырыш бомбасы білен, яш аққызыш бомбалары білен ола шу әрге қамылған еді. Шу вақытның өзі дұмы бұш әгместін, бұй әгместін, біз Аллах ұзалық үшін мейданғы шықтық, та ақырық үшін бәрдайшық беріміз деп алды сәпке етілді. Әмі қырымдаштырымыздың найты азлықы мұңлыған ә үздің артық мұңлыған әне әші капыр жаллат Қытайының әскерлерінің көптікі ұландың қолдекі құрал күшіге бәрдайшық беремей, шу орында түсіпін қыл көпілдер түсіпін қылып, көпілдері тармар қылынған болды. Әне әші сәпінің бешіде біз сөзілемекші болған шәхидіміз Абдықылыл Абдімеджит бар еді. Қатты янмаған еді, бұшашмаған еді. Өзінің хаяты да хақны тұнығанның татып, хаққа аттанғанның татып, бір қадамы да маңмыған еді. Ұрық тұққалардың келген шахидлықта, шу кеселдің сақайған петі, үйден шекеткен петі, та үйге қатмаған деген шахидламы бар еді. Әне ашындық дәвет қылған еді. Расулллахның ізілін, сахабиләнің ізілін, табиилләнің ізілін маңған еді. Шу күнісі нежіз шыплас Қытай, әне ашу намайшыларының беші болған, шәрәплік шәһидіміз болған Абдықылыл Абдімеджитті шу жерде тұтқын қылды. Ве Ғолжының әң ғашши түрмесі деп аталған Чапчалдағы су түрмесіге апарып тастады. Әнді бұның жәрияны сөйлемес кімнің себебі? Чүнкі баян қарындышымыз бұл ақаны сөйлеп өтті. Менің темам шәһиттің хаятыға мұнасибеттік болғаны түпейлі, мен бұл жерде шәһиттің хаятыға қайтамын ки, шәһидіміз Абдықылыл Абдімеджит түрмеде дадыл тұрды. Тәкбір!
Abdıkhalil Abdümecid türmede eşkandak bir Hıttay'ı boya girmedi. Hatta ki sebdaşlarının türmede yatkallarının sözü kıpırışa, şu vakit ki şu harbiyelerinin başlıkı boğan can digen Hıttay, Abdıkhalil'in aldığı kirip, ulta digen vakitin özde, ben ultamayım. Bu benim vatanım, ma uğrunda sen ultırsa bir külüse. Ultamayım edip, cananlık avaz ile dadıl özünün sözünü kılgan idi. Şu vaktin özü de bu necis kapır, bu hakaretki çıdamazdan ambar olan şu Abdıkhalil Mecid'in tılını kısıp tatkan bazıları şu sunum deyken gibi ravan çıkmaydıgan bulup kalan diken bu. Ve ana şu türmede hiç kandak bir gündü pay, hiç kandak bir cezalı uçu, solakılı uçu bay eğmezsin. Her vakit ben hak üstüde, ben Allah'a iman ettim, Allah'tan başka insanlığını korkmayım ben. Ben bu vatanın, Şarkı Türkistan'ın oğlanı, ben bu vatanın vazgeçmeyim ben. Men sahabelerin evladı, tabiullahların evladı bu imandan vazgeçmeyim ben. Men Gulcı halkının içinden çıkan ana şu 1944 yılısı vatanını azat kılıp Cumhuriyet kurganlarının evladı ben yolumdan yanmayım ben de müstehkem durgan idi. Nuru kılgan kıyım kıstaklarını şahitle bizge haber kılıp yetkizdi. Tırnakları şöyle bitirgen, otku yıkılgan, dağlangan, zırh tıkılgan ve onun başka su türmesine devamlı kamak koyulan diyendek nur kılığan kıyın kıstaklığa boy elmesten Hıttay'a bir iğiz bir kıyırın içinin ismini vermesten özünün imanı bilen gurur bilen en ahire şu türmede Hıttay kapralarının cezalışı ve kıyın kıstıkıda işkimin jire şehit bulup Allah'ın dergahına bizden bengülük ayrıldı. Ama kardeşler bana bu da ölüp gitti. Ama ayette dediğine dek ola hakiki ölmez. Şununla birge bizge ana aşıla sunmaz ruhne, sunmaz iradini, hakiki imanını, cesaretini, vatanperverlikini, musulmanlıkını bizge kaldırıp ketti. Bizge ana aşıla ülgü buludu. Biz ana aşılanı ülgü kılıp yaşımız gerek. Ta bugün geçe ana aşı herkandak bir faaliyetle katlaşkan, herkandak bir faaliyetle elip bağlan bulsak, ana aşılarının şu vaktideki pedagogluğu ve cesaretinin namayenlisinin ağırıp sandıklı bulmaydı o deyip hemen. Allah subhanahu wa ta'ala her bir Müslümanga, her bir Müslüman yaştağa, ana aşılarının köpüncüsü 20 yaş, 22 yaş, en çoğu 28 yaş değildi. Bunun içindeki yaşlarımda özünün yollarından yanmazsın. Ana aşı ecdatlarından ibareten, aşı cengvar yaşlarının ızını mevip, hakikatini anlatıp, meydanda müstehkem durup, şehitlerinin ümidini aklap, ta Şarkı Türkistan azat bulunana kadar, öz meydanı da, öz imanı da, öz gayret, cesaretin yanmazlığını her bir Allah'ın talep kılmen, Allah'a emanet, Allah'a meydanları razı olsun.